Evet arkadaşlar, bugün Mars ikizler geçişini anlatacağım. Mars'ı bilirsiniz, Koç yöneticisidir. İkizler ise Merkür'ün burcu. Şimdi aslında Mars ikizlerden geçerken bir nevi Merkür'le Mars kavuşacak. Merkür'ün anlamı nedir? İletişimdir, akıldır, zekadır, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade etmektir. Mars'ın görevi nedir? İradedir, enerjidir. Bir şeyleri başlatırız Koç'ta, birinci burç olduğu için. Burada tabii yeni bir projeye başlamak. Tabii Mars İkizler burcundayken zihin çok hızlı akar, hızlı çalışır. Fakat ikizler değişken burçtur. Değişken burç olduğu için Mars orada kendini çok da iyi hissetmeyebilir. Mars çünkü asker gezegenidir. Belirli bir disipline ihtiyacı vardır. Sabitlenmeyi sever. Bir asker gibi saatlerce esas duruşta kalmayı, sabırlı olmayı ve gerektiğinde de savaş çıktığında hızlıca harekete geçmeyi. Tabi sadece bu Merkür ikizler değil, Başak da yöneticisi. Tabi ikizlerin ve Başak'ın olumlu anlamları var, bir de negatif anlamları var. Olumlu anlamlarında kişinin zihni iyi çalışır, iyi eğitim alır, iletişim konusunda iyidir. Başak konularında da tabi sporunu yapar, diyetini yapar, işi gücü vardır, çalışkandır, boş kalmayı sevmez. Ama negatif özelliklerde tabi Merkür patavatsızlık verebilir. Aylak aylak ortalarda boş boş kişiyi gezdirebilir. Kişi bir oraya savrulur, bir buraya savrulur. O anlamda tabi kişinin tabi hayatında, yani doğum haritasında Merkür'ün gücü burada önemli. Çünkü Merkür ne yapacak? Mars'ı dispoze edecek. Tabii akıllı, fikirli, planı, projesi olan insanlar harekete geçtiklerinde bunu önceden ne yapmış olacaklar bilecekler. Ama Mars orada tabii ikizler burcunda sakarlık verebilir, kazaya meyil verebilir, düşünmeden konuşmak verebilir, gereksiz, dilsel bir ne yapabilir? Saldırganlık verebilir. O yüzden dikkatli olunması icap eder. Burada tabii Koç yöneticisi ikizlere gittiği için de 60'lık bir açı var. Biri ateş biliyorsunuz Mars. Merkür de ikizlerden ötürü ne? Hava. Yani tabi hava ve ateş ne yapar? Birbirini beslerler. Zaten işte gökyüzünde de bir ateş var. Onu güneşimizin adı Aslan tabi ateş. Havalar epey sıcak. Mars tabi ikizlerdeyken de havalara filan dikkat edelim. Birden yağış seller de getirebilir dünyaya. Havalarda bir iniş çıkış yaşanabilir. Boğadayken çok sabitlendi çünkü Mars çok da sıcak oldu. İnşallah biraz serinleriz diyorum ama tabii 5 Eylül'e kadar ikizlerde. Yani 5 Eylül'e kadar Mars ikizlerde. Dikkatli olacağız. Daha sonra tabii yengeçe geçecek. Onu o zaman anlatırız. Sözcükler üzerinden de münakaşaya girmeyin. Fazla mugalata yapmak iyi değil. Bu ülkede herkes bayılıyor. Ayımız ikizler ya. Bir de 12'de herkes birbirini konuşuyor, kırıyor. Her konuşmayı da işte herkes farklı türlü algılıyor vesaire vesaire. Ama her zaman söylerim, hayatta insanlar tabii bir karma yaratırlar. Düşünceyle yaratırlar, konuşarak yaparlar, eylemle yaparlar. Bu üç karmanın da ne yaparlar? Ekmeğini yerler. O yüzden yani onu bunu filan etrafı suçlamayı artık ne yapın kesin diyorum. Sürekli iddiam bu. Ha kesmezseniz ne olur? İşte o beğenmediğiniz hayata sahip olursunuz. O beğenmediğinizin hayatın sorumlusu bizim kendi ruhumuz. Bu da bizim hak edişimiz. Ay ikizlerde tabii ülkemin 12. evinde. Şimdi Mars da oraya geçiyor. Ay tabii halkla alakalı. Yani güneş de akrep ya. Yani güneşimize göre de 8'den geçiyor. Bu tabii 8 ve 12. evler astrolojide zorlu evlerdir arkadaşlar. Yani 5 Eylül'e kadar toplumca dikkat edelim. Gerçi biz hep ediyoruz zaten. Ne yapalım? Ay 12'de olunca bir de ikizlerde bir türlü huzur bulamıyoruz. Haritanın da yöneticisi zaten. Birinci evin yöneticisi. Artık bağışıklık sistemimiz bu konuda gelişti. En azından ben 52 senelik hayatımda alıştım buna. Siz de alışın. Ha, alışmak istemeyenler de yolculuğa çıkabilirler. Gidip gurbetçi olabilirler.
Ay ikizlerde 12. evde her zaman diyorum ya bir menzile hareket etmek, gidip bir yere yerleşmek olabilir. Onu da yapanlar var. Herkesin kendi tabi bireysel hayatı, kararı nasıl istiyorsanız öyle verin. Nasıl olsa Plüto Akrep'te tabi kare yapacağı için Akrep yöneticisi Kova'da 20 sene kalacak. Çok şeyler değişecek. Dünyada da değişecek tabi. Ağustos'un ortasında böyle 13, 14, 15 filan Guru Mangala Yoga var. Önemli bir yogadır bu. Jüpiter de ikizlerde biliyorsunuz. Mars'la kavuşacak. Allah'tan Jüpiter ikizlerde, Mars'ın ikizlerde açacağı hasarları ne yapabilir? Belirli ölçüde engel olabilir. Fakat Jüpiter'le Mars kavuştuğunda unutmayın Mars'ın enerjisi büyür. Yani Jüpiter genişletip büyüttüğü için Mars'ın enerjisini de arttıracaktır. Bu tabi askeri konularda dünyada da ne yapacaktır? Bir hareketlenme yaşatacaktır. Bireysel hayatımızda ne yapar? İrade ve savaşçılıktır. Aklınıza bir fikir gelirse onun için harekete geçin ve tam gaz gidin. Tembellik yapmayın. Mars, Jüpiter ve Güneş tembellik sevmez. Çünkü ateş doğası gereği tembel değildir. Mars koç, Güneş tabi aslan, Jüpiter de yay. Yani ateş burçları yöneticileri, bunlar darma, yaşam amacı evleri diye geçer. 1-5-9. 1-5-9 evleri güçlü olan insanlar yaşamda daha hedeflidirler. Ama biz tabii 4-8 ve 12'li yaşadığımız için mokşa evleriyle, o da ölüm ötesi demek. Ölüm ötesi ne demek? Kaybetmek demek. Maddi manevi zarara girmek demek. Kaybederek öğrenmek demek. Kaybederek herkes öğrenir. Dişinin kıymetini anca çürüdüğünde, dişçiye düştüğünde zaten anlıyor millet. Ondan önce anlamıyor. İşte bu kaybederek öğrenmek. Diş küçük bir örnek oldu. Öbürlerini siz çoğaltın hayatınızda. 5 Eylül'e kadar ikizlerde dedik. 6 Ağustos'ta Merkür geri harekete geçecek. Onun için bir video çekeriz. Fakat Aslan Burcu'nda Merkür, yani Mars ikizlerdeyken dispozitörü de Aslan'da, Aslan'da egolu, üst perdeden konuşmak demek. Üst perdeden konuşmamaya çalışın. Ya da konuşacağın şeyi önceden yaz, yazdığını bir oku. Okuduğun şey sana mantıklı geliyorsa git o zaman konuş. Başkasının yazısını okumuş gibi olursun. Bunu yazan insanlar bilir. Evet, 6 Ağustos'ta ne dedik? Merkür, yani başağa geçiyor ama tam kurtaracakken geri vitese takıyor, aslana geri dönüyor. O yüzden bu 3 haftaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani 6 Ağustos'tan sonraki 3 haftaya ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yani sizin anlayacağınız bence 6 Ağustos'ta 5 Eylül arasına dikkat edeceğiz. Konuştuklarımıza dikkat edeceğiz. Fevri kararlar almayacağız. Önceden planlı programlı işleri yapacağız. Diğerlerine hani harekete geçme noktasında biraz ne yapacağız? Çünkü inişli çıkışlı. Yani bir karar alırsın, harekete geçersin, sonra geri alırsın yani. Enerji sarfiyatı olur. Zaman kaybı olur. Koçlar ne yapıyor? Koçun yöneticisi zaten bu şu demek. Birin sahibi üçe geçiyor. İletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar. Jüpiter de orada. Ben Jüpiter tabii ikizlere geçtiğinden beri epey bir seyahat ettim. Mars tabii bu seyahati arttırabilir. Aman seyahatlerde yine dikkat edin. Dikkatsizlikten ötürü kazaya belaya ne yapmayın? Bulaşmayın. Ve bu tabii yakın çevreyle olan ilişkilere de bir enerji getirebilir. Bazı insanları bazen ihmal ederiz. Jüpiter hazır oradayken affedici olun, şefkatli olun, öyle harekete geçin. Şefkat enerjisini kullanın Jüpiter'in. Mars'ın ikizlerdeki o fevri, birden düşüncesizce, dürtüsel davranışından uzak kalın. Koçlar tabi Mars'ı bilir, Mars'la yaşıyorlar haliyle. Ama tabi gezegen seni ne kadar disipline etmiştir, etmemiştir. Özellikle tabi yazılı, sözlü ifadelerinde de nedir? Dikkatli olacaksın, sinirlenmemeye çalışacaksın. Mars çünkü öfke enerjisidir aynı zamanda. Ha, eğitim için iyidir. Yeni bir şeylere başlamak, bir kursa başlamak, gidip ehliyet almak. Yani bir şeyleri öğrenmek üzere nedir? Harekete geçirecektir. Bana kalırsa tabii ikizler, üçüncü evimiz bizim. Okuyun, yazın, gezin, tozun, öğrenin.
ve doğru insanlarla irtibat ve ilişki içinde kalın. Çatıştığınız insanlardan da gerekirse akrabanız da olsa uzak durun. Boğa ne yapıyor? Boğanın tabii ikizler para evi. Mars enteresandır. Hızlı getirir her şeyi ama hızlı da götürür. Yani orada bir para girişi ve çıkışı oluşacaktır ikinci evde. Jüpiter de orada. Boğalar, Jüpiter'i kullanın önümüzdeki yaz aylarına kadar. Yani para kazanmak üzere bir konuda evreni dölleyin, tohum atın. Yani öyle bir gecede olmuyor bu işler. Önceden ne yapıyorsun? Bir tezgah kuruyorsun. O tezgahı kur. Mars da gelecektir. Ağustos'un ortasında da Mars'la ne yapacak? Jüpiter kavuşacak. İkinci evinizde kavuşacak. Bu para konusunda size ne yapabilir? Azim, istek, arzu bir şey yaratabilir. Yani harekete geçirebilir sizi. Harekete geçin diyorum. Ama burada tabii Mars var. Mars haritanızda eğer zararlı yerleşimdeyse bu bir para çıkışı da gösterebilir. Yani aniden gelen şeyler aniden de gidebilir. Tutmasını ne yapın? Öğrenin diyorum. Maddi konular burada ön planda. Yani özellikle tabii 5 Ağustos, 5 Eylül, 6 Ağustos, 5 Eylül arası tarihlerde de Merkür geri gidecek. Merkür sizin para konusundaki yaklaşımınız ve bakış açınız. Merkür geri giderken parasal konularda ciddi yatırımlar, alışverişler içine girmemeye çalışın. İkizler ne yapıyor? İkizler, vay Jüpiter sende. Çok yiyip göbek yapma. Mars geliyor, bak ne güzel. Eğer kilolu ikizler varsa aranızda, Mars ne güzel geldi, ikizlere geçti. 5 Eylül'e kadar da ikizler burcunda. Yani spora, hareketli bir şeye başlamak için, ikizler için fevkalade zaman. Bunu 5 Eylül'e kadar yapın, sistemli hale getirin. Çünkü Mars enerjidir, spordur, aktivitedir. İkizler genelde tabii hareketi sever. Hani yürümeyi, bir yere gitmeyi, gelmeyi falan da şimdi herkes parasız kaldı. Kimse bir yere öyle kolay kolay da gidip gelemiyor. Ama en azından evin içinde tepinin falan. Ben öyle yapıyorum bazen. Hava çok sıcak, klimanın önünde tepiniyorum böyle. Ama yine o ayakları çalıştırıyorum. Akciğeri çalıştırın. Yani sigara içeniz sigara içmesin ha. Bak Mars orada. İkizlerde sinir sistemini etkileyebilir Mars. Yani migren gibi baş ağrısı, gözde bozukluklar. Yani ameliyat olmak isteyen varsa 3D mercek taktıracağım, lazer çizdireceğim uygun zamanlar. Bir de akciğerle. O da nedir? Koşarak güçlendirilir akciğer. Sadece keçi boynuzu pekmezi yedim hocam oldu filan değil. Güzel terkipler var aslında tabii yani. İşte bıldırcın yumurtasını alıyorsun, onu böyle kırıyorsun bardağa, içine de bir kaşık kestane balı, o meşhur kestane balı. Sonra bir güzel karıştırıyorsun, içine de süt atıyorsun, yine karıştırıyorsun filan, muhteşemdir yani. Hem enerjiyi arttırır, akciğere de iyi gelir, midenize de iyi gelir. Mide sorunu olanlar o terkibi kullansın. Sabah aç karnına içsin, en az yarım saatte üzerine bir şey yemesin, boş mideyi böyle bir güzel böyle çeperini güçlendirsin. Vay canım çekti. Bıldırcın yumurtası, kestane balı, süt. Bir bıldırcın yumurtası alayım. Büyük marketlerde var Türkiye'de. Küçüklerine de geliyor galiba artık. Zaten haşlayınca çok performans alamadığınız bir yumurta. Ne diyorduk? Mars diyorduk. 5 Eylül'e kadar ikizlerde. 6 Ağustos'ta da Merkür geri gidecek 3 haftalığına. Bu sizin gezegeniniz. Merkür için ayrı video çekerim. Ama genel olarak şuna dikkat etmek lazım. Kendinizle alakalı. Jüpiter de sizde, Mars da sizde. Ağustos ortasında da Guru Mangala Yoga yapıyor. Jüpiter'le Mars kavuşuyor. Bu size güzel enerji patlaması verebilir. Hiç olmadığınız kadar kararlı olabilirsiniz. Bakın hiç olmadığınız kadar diyorum. İkizler biliyorsun harekete geçtiğinde bazen maymun iştahlı, bazen kararsız olabilir. Tam karar zamanı. Vurun, yıkın, geçin. Zaten bu ikizler burçları Jüpiter geldi ya. Şimdi Fener'e bir tane santrafor gelmiş ikizler. Cenk Tosun geldi ikizler. Yosof da. Suudi Arabistan'dan geliyor ya. Kesin bir transferi bilmiyorum. Hepsi bunların ikizler. Demek ki yeni bir hayata başlıyorlar Jüpiter'le. Bahtları açık olsun.
Yengeç ne yapıyor? Yengeç'in 12. evinde. Jüpiter 12'de tabii seni içsel aleminde ne yapıyor? Arındıracak, rehabilite edecek. Allah'tan Satürn zaten balıkta olduğu için trine yapıyor. Uzak ülkelere seyahat etmek, gidip orada yerleşmek, tahsil yapmak, eğitim almak bunlar için olumlu. Şimdi ikizlere tabii Mars geçtiği için 5 Eylül'e kadar orada ya arkadaşlar. Fakat Mars bulunduğu yerde böyle patlar. Pat diye patlar filan, tamam. O yüzden bazıları bana kızar, patlar. Koçum ya ben. Patlatır Mars. Patlatır. Yani sıkışmışsındır, gaz yapmıştır. O gazı patlatır. Çakmağa çakar, çakar çakmaz, yakar yakmaz pat diye patlarsın. 12'de biraz içine dön. Ona buna patlama. 12. evdeki Mars'a 5 Eylül'e kadar dikkat et. 12 çünkü aynı zamanda düşman evidir. Mars oraya gittiğinde şöyle yapacaktır büyük ihtimalle. Düşman evi derken ordular bile gelse değeri yoktur. Kişinin en büyük düşmanı önce kendisidir. İçsel aleminde, zihinsel aleminde, bedeninde herhangi bir hastalık, arıza varsa onu da açığa çıkartır. Onu söyleyeyim. Ha, dış düşmanlarım vardır. Onları da açığa çıkartabilir ama Mars 12'deyken kavgaya girilmez. Onu da söyleyeyim. Yani 5 Eylül'e kadar kavga etmeyi yasaklıyorum. Anan, baban, kardeşlerin de buna dahil. Kendinle de kavga etme, kendinle barış. Enerjiyi içinde taşı, koru, güçlen. Daha sonra Mars yengeçe geçerse, geçecek zaten. O zaman bakarsın. Bu arada da tabii bir check-up'a ya da işte bir sağlık sorunun varsa bir hastaneye git derim. Çünkü Mars bıçak gibi kestirir atar. Bu kadar basit. Bu iyidir. İçeride büyüyen bir şeyi kestirip atmak iyidir. Mars burada cerrahtır. Yani kangren olmuş bir organı kesip atmadığında bütün vücuda sirayet eder. Bu senin ilişkin midir? İlişkide bazen kanserojen olabilir. Evet. Aslan ne yapıyor? Aslanın tabii 11. evi. Birinci ev tabii arkadaşlar, dostlar, cemiyet, toplum içindeki yerin. Mars tabii aslan tarafından genelde iyi kullanılır. Çünkü aslan da bir ateş. Mars tabii 9. ev yöneticisi koçtan ötürü. Aslanlar o yüzden savaşçı, tuttuğunu koparan genelde kişilikler olurlar. 5 Eylül'e kadar da ikizlerde. Burada tabii 6 Ağustos'ta Merkür geri hareket edecek. Geri hareket ederken bir gezegen kendi konağındaki gezegeni de geri çeker. Yani madem ki 6 Ağustos'tan sonra 3 hafta boyunca Merkür geri hareket edecek, Mars oradayken onu da geri çeker. Eylem şöyle olur. Yani bir gaza basıyorsundur, bir frene basıyorsundur gibi olur. Bu bağlamda bana kalsa 6 Ağustos'tan önce karar alın, harekete geçin derim. Yani bir yardım kuruluşuna mı gireceksin, siyasi partiye mi gireceksin? Ama 11. umutlar, dilekler evidir aynı zamanda. Yani bazen 10. ev kariyer evi ya, ondan sonrası, 2 ev sonrası yani para evi 11. evdir. Yani kariyeriniz konusunda toplumsallaşmak, reklamını yapmak, yayılmak istiyorsanız uygun zamanlar. 6 Ağustos'tan sonra 5 Eylül'e kadar biraz dikkat edelim. Ama ve lakin, yani en azından 6 Ağustos'tan sonra, Ağustos'un sonuna kadar dikkat edelim. 6 Ağustos'tan önce de harekete geçelim. Vurun, kırın, yapın. 11. evde gösterin kendinizi, parıldayın, böyle süslenin, çıkın filan, sizi alkışlasınlar. Alkışla ihtiyacımız olabilir bazen başkanın bakışlarına filan da. Evet. Başak ne yapıyor? Bu arada yengeç dolunayı demişiz. Arkadaşlar, güneş yengeçte olduğu için bilirsiniz ben ayı değil güneşi kale alan, güneşe göre yorum yapan bir adamım. Tabii ki yükselen ve ay da önemlidir. Yengeç değil tabii, oğlak dolunayı, aynı etçede oğlak burcunda. Fakat yengeç burcundayken güneş haliyle de ay yengeçin tabii oradaki ışığını alır. Ay oğlaktaydı, geçti zaten. Bazen pasif pozisyonları. Dedim ya, melankolik, içe dönük videolarda da anlattım. Satürn'den ötürü de kendini hani duygusu olarak bastıran, duyguları bastıramama sorunu var bu ülkenin. Duyguları bazen bastırmak iyidir. Neticede gelip geçerler. Bir gece bastırırsın. Ha, bastırmaz harekete geçersin. Hayatının yanlışını yaparsın. Saçma sapan bir belanın içinde bulursun kendini.
Başak ne yapıyordu? Başak'ın tabii 10. evi. 10. evde bir hareketlenme var. Jüpiter zaten girdi. Yaza kadar bakın kariyer konusunda bir değişiklik istiyorsanız evren sizin arkanızda. Onu söyleyeyim. Mars da geçiyor. Başak da tabii ikizler gibi değişken burç. Merkür yengene tartar biçer bazen kararsız kalır. Mars bu kararsızlığınızı ortadan kaldıracak. Yani Mars artık İkizler Burcu'nda 5 Eylül'e kadar da orada kalacak. Sadece 6 Ağustos'ta tabii hani bir Merkür geri gidişi var. İşte Ağustos'un sonuna kadarki süreçte biraz daha Merkür gezegeniniz ya geri hareketliyken cevabı kendinizden alın. Yani gezegen geri hareketliyse size en iyi cevabı kendi düşünceleriniz, kendi içsel aleminiz verir. Dışarıda bir şeyler yanlış gidebilir. Kararsız kalmayın. İş güç kariyer konusunda değişiklik istiyorsanız, yaşadığınız şehir, ev, bar filan bu konuda ne yapabilirsiniz? Harekete geçebilirsiniz. Anne baba ile alakalı sorunlar varsa ki Satürn de eşle alakalı sorun yaratıyor olabilir balıkta. Bu konularda biraz dikkat edelim. Mars çünkü neticede kare açı yapacak ve Mars'ın kare açılarında kişi normalde sakin kalamayabilir. O yüzden dikkatli olalım diyorum. Terazi ne yapıyor? 9. ev güzel bir açı var. Terazinin tabii evlilik ilişkiler yeri Mars ve 9'da. Vay, uzak ülkelere gidip orada bir junior öyle tanışacakmışsın filan. Şimdi burada tabii 9. ev anlamları çok. Yani eğitim, uzak ülkelere seyahat, dili öğrenmek vesaire vesaire. Fakat tabii sizde Mars 7'nin sahibi olduğu için enerjinizi bazen fazla harcıyorsunuz ilişkiler, evlilik filan. Yani her şey ilişki, her şey evlilik, her şey beraberlik değil ki arkadaşım. Biraz daha bireysel olun. Yani başkasından medet ummak yerine kendinden daha fazla beklenti içinde olup madem ki 9'da, Jüpiter de bak 9'da, 5 Eylül'e kadar Mars İkizler Burcu'nda. Yani git harekete geç. Ne bileyim dil öğren. Başka bir yere uç. Başka bir hayatta başka özgürleş, bakış açını genişlet. Bu cesareti de kendinden bul. Dokuzu severim ben. Yüksek idealler yeridir dokuz, tamam. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa onu yap diyorum. Çünkü son tahlilde Satürn 2026'da Koç burcunda hani güneşinizin karşısından geçecek. Yani var olan ilişkiyi birden patlatabilir. Ha, olmayan bir ilişkiyi de getirebilir. Ama şunu unutmayın, Satürn'ün getirdiği şey her zaman zorlayıcıdır. Yani hayatımızda bir şeyler gelsin isteriz, gelir de zorluk yapar. Çok istediğin arabayı alırsın, ikide bir arıza yapar, yolda kalırsın. Ondan sonra sanayi sitesine git gel gibi yani. Yani bak can istedik, bize can verildi, gördünüz mü? Bu sıcakta şimdi resmen can çekişiyoruz yani. O yüzden yüksek idealler istiyorum sizden. Bakın Jüpiter geçti, Mars da geçti. Mars bir kere sadece kuru kuru hayal de kurdurmaz. 5 Eylül'e kadar yüksek bir ideal uğruna harekete geçin diyorum. Bu hepinizin hayatında farklıdır. Bunu yapın. Yani gidip namaza da başlayabilirsin. Evet. Akrep ne yapıyor? Çünkü inançlarımızla da alakalı. Akrebi 8. ev. Akrep için Mars'ın 8'de olması. Tabii bu libidoyu yükselttir. Enerji birden enerji de gelebilir. Ya bir cinsel enerji gelir ne bileyim mi? Allah korusun. Yani birinin kazasına, ölümüne ne yapabilirsin? Tanık, şahit olabilirsin. Jüpiter de orada. Jüpiter'in 8'de olması aslında şifa verdirir. Yani aranızda hasta insanlar varsa uzun süredir benzer bir hastalığı yaşıyorsa yağ olabilir. Kişinin bir sürü yağ vardır. Diyetle halledememiştir. Gider yağ aldırma operasyonu yaptırır mesela. Bu da neticede bir operasyon. Yani yüklerinizi atın. İçinizde bazı şeyler var. Bunu öldürün. Mars bak harekete geçiyor 5 Eylül'e kadar. Yani içindeki bir şey var. Onu öldürmen gerekir. Öldüremediğin zaman onu ne yapamazsın? Dışarı atamazsın. Bu önemli. Akrep hayvanı ne yapıyor? Doğrudan yemiyor. Böyle hop yapıyor. Dışarıda böyle sindiriyor. O yüzden akrebin sindirimi biraz zordur. Bak akrep ülkesi görüyorsunuz işte. Herkesin sindirim sorunları var. Ya da işte overweight yani aşırı kilolu. Sindirme noktası burada başlar. Her zaman söylüyorum. Ağızda, midede, bağırsakta sonradan. Burada. Yaşadığın olaylar, senin hayatına gelen kişiler hazmını bozabilir. Kestir at. Vurun eşleri 8'de. Ya da neşter vurulacak bir tarafın varsa git vurdur.
Yay ne yapıyor? Vay, yayın 7. evinde yaya Jüpiter de geldi karşıdan. Birin sahibi 7'de. Bakın yaylar bu önümüzdeki bir sene içinde iyi ortaklıklara girebilirler. Güzel belki evlilik, partner yaşayabilir, ilişki yaşayabilir, hale gelebilirler. Fakat Mars'ın tabii 5 Eylül'e kadar orada olması, yani Mars nedir abi? Askerdir, polistir, makine ya da inşaat mühendisidir. Bunların zaten hepsini deneyimledim ben hayatımda. Mars şimdi sana Koç burcudur, öyle birini de hayatına sokabilir. Ama Mars orada senin hayatından da negatif yerleşimdedir. O zaman da sorun yaratabilir. Yani gidersin partnerinden dayak yersin mesela. Mars serttir yani. Kuja doşa. Mars baskısı denir Vedik'te. Orada tabii kavga etmemeye, ilişkilerde fevri hareket etmemeye çalışacaksın. 5 Eylül'e kadar yay da ateş burcu. Aynen koçlar gibi belki daha kibarlar, daha profesyonel diyelim ama yay gibi böyle geriliyor, 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 geriliyor. Yani çok gerilmiş olabilirsin böyle şok diye birden şey yapabilirsin. Mermiyi namluya verebilirsin. Aman dikkat et 5 Eylül'e kadar. Onu söyleyeyim. Yani ilişki, ortaklık vesaire onunla bununla gerilim istemiyorum. Kendinle geril daha iyi. Yaysın sen zaten. Gerginliğe dayanıklılığın var. Ha ipim kopacak yeter artık filan diyorsan. Koparırsın ipleri. Evet diyor. Köpek de diyor zincirlerini çeker, koparır ama diyor bir ömür diyor tasmasıyla yaşar. Vay nasıl cümle? Nereden geldiyse aklıma. Montaigne denemeler. Herkes bir kopartıyor ama kimsenin bir şey koparttığı falan yok. Geziyor gene öyle ortada o eski yarayla. Sonra işte düşünüyor ya bu işi bu ilişkiyi falan kopartıp atmasa mıydım diye. Bilmiyorum son pişmanlık fayda etmez. Son pişmanlık ne yarar? Gelsin Müslüm Baba'dan. Oğlak ne yapıyor? Oğlağın 6. evi. İş güç filan. Oğlak demek iş güç demek filan. Seviyorum sizi oğlaklar. Her burcu seviyorum ama Satürn'ü bir başka seviyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü Mars ne yapıyor? Oğlak'ta yüceliyor. O yüzden ben hayatta en zorlandığım burçken zaman içerisinde oğlağın bana ne öğretmeye çalıştığını anladım. Herkes başka bir burç kendisine ne anlatmaya çalışıyor iyi öğrensin. Bu ülkede sürekli o burç onu, o burç onu, o onu suçluyor filan işte filan. Allah'ım ya Rabbi. Ne yapıyormuşuz? Altıncı ev hareketlendi. Spora başlayabilirsin, diyete başlayabilirsin, evcil hayvan edinebilirsin. Erkek olsun ha altıncı eve Mars geliyor filan. Geldi zaten. 5 Eylül'e kadar da orada. Yani iş güç, sportif faaliyetler. Bakın Jüpiter orada sizi sağaltır. Öyle dizler, kemikler, diş etleri bunlar sorunlu olabilir. Satürn tabii 3. evde size öğretiyor zaten balıkta. Mars 6'ya girdiğinde bunu biraz ne yapabilir? Hızlandırabilir süreci. Yani dişin çürüktür, yaptırmamışsındır, bir gece ağrısıyla kalkarsın. Mars direkt harekete geçirir seni. Şimdiye kadar cesaret edemediğin o dişçinin koltuğuna oturursun. Eğer ihmal ettiğin bir hastalık o bu filan varsa harekete geç bunu hallet. 5 Eylül. 5 Eylül diyorum. Çünkü Mars dedim ya hani onu tedavi edecek o şeyi de sana verir. Ya da işte dizler bacaklar ağrıyordur. İşte komando dansı yaparsın. Otur otur kalkarsın başlatırsın. Bacaklarını güçlendirmen gerekir çünkü. Anlatabiliyor muyum? Kimse öyle yatarak lasonil merhemle adalesini kasını filan kardeşim iyileştiremez. Nedense bu ülkede herkes lokman hekim peşinde. Hocam bir ilaç, hocam bir reçete, hocam öyle bir dünya yok ya. Öyle bir dünya yok. İlacı kullanırsın, etkisi geçer gene çıkar. Mesele sende bitiyor. Ama tabii onun için tabii çalışmak lazım. Çalışın. Yani adam var, olabilir profesör olmuş, geziyor ortada 100 kilo. Şimdi profesör olması, mektep medrese okuması, yazması çizmesi konusunda çalışkan ama bedeni konusunda da tembel olabilir. Yani hepimizin tabii tembel olduğu, sevmediği, yapmak istemediği ne var? Bir takım faaliyetler var. Ama diyorum ki bunları yapmak zorundasınız. Bu da karmadır. İşiniz gücünüz açık olsun. Düşmanlıklar da yaratabilir 6. evde Mars bazen. İş yerindeki bazı insanlarla çatışmaya açık bir durum olabilir. 5 Eylül'e kadar dikkatli olun. Çünkü 6 Ağustos'tan sonra Merkür de geri hareketli. Hani söylediğiniz şeyler karşı tarafta ne yapabilir? Bir düşmanlık enerjisi yaratabilir. Dikkatli olalım.
Ben kime ne diyorum ya? Oğlaklar dikkatlidir zaten. Kova ne yapıyor? Kovanın tabii 5. evi. Çocuk evi, aşk meşk evi. Bakın Jüpiter orada, bu size tabii riskli yatırımlarda, borsa, kripto, altın, ne bileyim bir şeyler getirebilir önümüzdeki bir yıl içerisinde. Mars şimdi oraya hızlı geçtiği için birden bu konularda çocuk, işte yatırımlar, riskli yatırımlar, aşk, meşk, sanatsal şeyler, yatırımlar, yani tiyatrocu için zaten 5. ev aktif demektir. Bu tip konularda Mars ne yapacaktır? Süreci hızlandıracaktır. Allah birinize bin katsın diyorum. Ama 5 Eylül'e kadar ki süreçte, bakın 6 Ağustos'ta 3 haftalığına Merkür de geri hareket edecek. 6 Ağustos sonrası hızlı karar almayın. Çünkü Ağustos'un ortasında Mars'ta Jüpiter'de kavuşacak. Hızlı karar bazen hatalı olabilir. Hatalı olabilir. Karar alacaksanız 6 Ağustos'tan önce alın. Ama kararınız, dedim ya, fevri olmasın. Çocuklarla da çatışmaya açık, haberin olsun. Bu ülkede aileler çok seviyor sabah akşam çocuklarla kavga etmeyi. Aslında kendisiyle kavga ediyor tabii. Bir iki tane de yapıyor ki onlarla kavga etsin. Hiç olmazsa kendisinden kurtulsun. Kendinden kurtulmak için yapıyorsun ilişkiyi, çocuğu. Kendinden kurtulmak için. Ha, kendinden tabii kurtulamıyorsun. Çünkü projeksiyon. Hani psikolojide yansıtma deriz ya. Suçu parasızlığına, işine, gücüne, patronuna, eşine, çocuğuna verebilirsin. Ama onu yemezler. Çünkü onlar zaman içerisinde hayatından çekilir. Sonra ortada kalırsın. Bunu herkese söylüyorum ha. Kovalarla alakası yok. Evet. Balık ne yapıyor? Balığın tabii 4. evi. Bu tabii hanede kavga çıkartabilir Mars, söyleyeyim. Jüpiter hazır ikizlerdeyken hanede anne baba, işte kardeşler, çoluk çocuk, kendi eviniz, muhitiniz, evin içindeki hatta damlayan musluk, bunları çözümle. Ama Mars bu enerji sana verecektir. Ama dedim ya, Mars bunu çok hızlı verebilir. Ajite olabilirsin. Yani 6 Ağustos'tan sonra bir de orada Merkür geri hareketi var. Bu arada tabii 5 Eylül'e kadar da ne yapıyor? İkizler Burcu'nda kalıyor. Çatışma istemiyorum. Zaten Satürn balıkları yoruyor uzun bir süredir. Mars da balığa kare atacak. Evet, hanede çatışma oluşturabilir. Dikkatli olalım. Balık çünkü duygularından çok etkilenen bir burç. Uykularına dikkat et. Belirli bir saatte uyu, belirli bir saatte kalk. Rüyalarını hatırlıyorsan da rüyalarından feyz al. Çünkü rüyaların sana bilinçaltında önceden birikmiş bütün olayları belirli bir şekil, şemal, konuşma, ses olarak ne yapıyor? Sana geri dönüyor. Yani bir çeşit aslında video. Yani o videoyu kim çekiyor? Kozmos çekiyor. Bir de tabii senin bilinçaltın. O videoyu iyi izle, hatırla ve ona göre analiz yap. Sen Neptün'ün çocuğusun. Zaten seneye yazında Neptün çıkacak, gidecek. Neptün koca gelecek. Neptün'ü beklerken filan. Godot'u beklerken. Evet. Seviyorum sizleri güzel halkım. Allah yar ve yardımcısı olsun milletimin.